Pardon dedeciğim. Rahat çocuğum. Hop hop hop, durun bakayım, durun durun durun. Tamam Ali efendi, teşekkür ederim. Günaydın hocam, günaydın. Nasılsınız? Günaydın. Ne güzel bir gün, öyle değil mi Fatoş hocam? Evet çocuğum, inşallah öyle olacak. Evet, iyi dersler hocam. Hop hop hop, şimdi hop, geçin bakayım geriye. Üzerimizde gümrüğe tabi ne varsa hemen çıkarın bakalım. Hocam, inanmayacaksınız ama biz sigarayı bıraktık. Hakikaten mi lan? Diyelim ki ben inandım. Peki ya Bedri Bey ne olacak? İnşallah onu da hesap etmişsinizdir. Sabah sabah da hiç çekilmez. Buyurun. Hem de hiç çekilmez. Ver. Buyurun. Sigarayı bırakmayan var mı? Ben şimdilik çekirdeği bıraksam olur mu hocam? Sigaraya başlarsam gelip onu bırakıp bunu alırım. Ne yapayım ben senin çekirdeğin evladım? Kalsın. Teşekkürler. Hadi derse. Hop hop, durun 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 durun. Kımıldamayın sefil fareler. Çıkarın sigaraları. Tüh be. Geç kaldınız Bedri Bey. Yarın bir daha denersiniz artık. Çıkarın sigaraları dedim. Bağımlı herifler. Sinirlendirmeyin beni. Boşuna yorulmayın Bedri Bey. Ben hepsini topladım. Doğru. Size yemcik atmışlar. Kusura bakmayın Fatoş Hanım. Neycik? Yemcik hocam. Yemcik. Kaç paket teslim etmişlerse en az bir o kadar da zulalarında vardır bu şoparların. Öyle değil mi kötü Kenan? İnan ki yok Bedri Bey amca. Ne varsa verdik. Vallahi de billahi de. Yemin etme lan, çarpılacaksın. Evet. Amanak dostları. Şimdi ona kadar sayacağım. Sigaraları çıkartıp sepete koydunuz. Yoksa ben bulursam her paket için bir hafta sonu daha içeridesiniz demektir. Bir, iki, sayıyorlar. Üç, sekiz. Üç, on beş, yirmi altı, otuz dört. Rakibi küçümsemeyeceksin işte ağam. Bir tane bile sigaramız kalmadı kardeşim. Tüh, çekirdekler de gitti. Ne gülüyorsun lan bebe Ruhi? Zaten senin yüzünden eselendik. Harbi mi? Hemen de. İşi bileceksin, işe gitmeyeceksin müdür ağanım. Bak, 5 dakikada 155 milyonluk ganimet topladık düşmanlardan. Vallahi ne diyeyim Bedri Bey, siz çok haklısınız. Ercüment! Ne yapıyorsun orada lan? Sen seni manyak. Babacığım, ben sadece yani dün gece rüyamda dedemi gördüm de uğrayayım da bir öpeyim dedim. Cık. Özlemişim mi ne? Canım dedeciğim benim ya. Ah yazık. Laf! Rica ederim o kadar saf olmayın Fatoş Hanım. Biliyorum ben onun neyi özlediğini. Şahsiyetsiz herif. Ver şu proyu. Ver şu pro? Ben şu proyu dedim Ercüment. Bak vallahi çok kötü fena döverim ha. Tamam Bedri Bey, tamam. Hırpalamayın çocuğu canım. Ver dedim. Ha, işte pro burada. Sen de alma babanın prolarını be çocuğum. Şerefsiz herif. Hadi hırsızlık yaptığını anladık. Babamı niye alet ediyorsun peki? Affedersin babacığım. Bu resmi bir düşürseydin var ya, kafanı kırmıştım Ercüment. Kafanı kırmıştım. Hadi in aşağı. Düşeceksiniz Bedri Bey. Ay ben sizi tutayım bari. Günaydın millet. Ay Vaskap geldi. Hoş geldin Vaskapçım. Ne oldu lan bir koca anlatsana. Mita güzel miydi? Eli eline değdi mi? Ya durun be abiciğim. Bir soluklanalım. Nasıl olsa anlatacağız. Aa dedik yapma be kardeşim. Anlat işte toplandık. Hadi anlat. Hadi abi. Tamam anlatıyorum. Bakın şimdi. Manita ile vapur iskelesinde buluştuk. Hadi gel Damla, gel anne. Gidelim bakalım nerede ne var. Atladık vapura. Hemen alt kata indik. Alt katta kimse yok. İncin top oynuyor. Ben hemen yumuldum kıza tabii. Bir yiyişiyoruz ki deliler gibi.
Bu arada vapur Beşiktaş'a gitmiş, geri dönüyormuş, haberimiz yok. Abiciğim inelim dedik, bir indik, yine Üsküdar'dayız. Günaydın bacaksız amca. Günaydın deli kız. Kapıyı açar mısın? Tabii, neden olmasın? Hayırdır, yatıya mı geldin? Dur bakalım, bir deneyeceğiz. Niye kendi okulunda değilsin kız? Bir tertip peşinde misin yoksa? Bana bak, annem sorarsa beni görmedin, tamam mı? Ama gördüm. Yapacaksın amca, pislik yapma ya. Şaka yaptım, şaka. Hadi bakalım, hayırlı operasyonlar. Sağ ol. Bu kıyağını hiç unutmayacağım. Ey Allah'ım ya, bu okulu çok seviyorum. Pişti be, pişti. Ve deli Bedri amcamızdan sevgilerle. Ooo, helal var. Kapı ısınmaları. Bu pro mu lan? Hem de Havana, en iyisinden oğlum. Sağ olasın. Aferin lan casus Ercik, kedi oğlanı bir fare yakaladın ha. Bebe Ruhi, ha. Al bu da senin lan. Al. Ana, sağ ol. Canlarım çiğ. Şahter Haşmet geliyor. Buyurun. Mersi çocuğum. Rica edeceğim artık. Günaydın arkadaşlar. Günaydın arkadaş. Bu güzeldi. Bu kadar gülmece yeter. Şimdi çıkarın bakalım kağıtları, kalemleri. Nihayet yazılı yapacağım galiba. Ne? Çok cesursunuz hocam. Şalter Haşmet. 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 Tabii. Sizi anlıyorum ama artık bu numaraları yemiyorum. Kusura bakmayın. Sebastian. Rica etsem sen de kendi sınıfına defolup gider misin yavrucuğum? Hadi yavrucuğum. Bir daha giderse bekleriz. Teşekkür ederim. Estağfurullah hocam. Hayda. Bu kim ya? Psiko hocam. Sen bu sınıftan mısın? Yıllardır hocam. Neredesin yavrucuğum? Derse geç kaldın evladım. O öyledir hocam. Kafasına göre takılır. Gider gelir. Allah'ım sen bana sabır ver. Kenan, önce sen çıkar kağıdını, kalemini. Hayatında bir kez olsun arkadaşlarına müsbet örnek ol. Hadi yavrucuğum. Ah be hocam. Müsbet olmaya gerçekten çok isterdim ama ben çalışamadım hocam. Bak sen. Yoksa gene ninen mi hastalandı? Hayır hocam. Maalesef bu sefer rahmetli oldu kendisi. Yapma ya. Hayatım başın sağ olsun. Abi. Ne yapalım? Senin sınavını başka bir gün yaparız. Benim ninem de öldü hocam. İnanması çok güç ama benimki de öldü hocam. Yapma ya. Benim de. Başınız sağ olsun lan. Neden daha önce söylemediniz? İşte hayat böyle. Hepinizin yüresi aynı anda mı öldü lan? Vapur gezisine çıkmışlardı hocam. Fırtına yakalanmışlar. Yok ya. Buzdağına da çarpmışlar mı bari? Gülmeyin. Gülmeyin lan. Siz bir ünlü espri yapmadın burada. Ya Allah'ını seversen sus. Yakalanacağız şimdi. Allah'ını seversen ya. Aman Ercüment. Ay sen miydin? Ödümü kopardın ya. Arzu ne yapıyorsun sen ya? Niye yatıyorsun çocuğun yatağında? Kes lan. Sevgilim değil mi oğlum? Onun yatağına yatmayacağım da kimin yatağına yatacağım? Arzu ne olur manyaklaşma abi. Allah'ını seversen ya. Bak zaten gerginim. Tamam hadi panik yapma. Belgeleri ayarladın mı sen? Al. Her şey tamam. Be. Bir açsana şunun dolabını. Ya saçmalama kızım. 9 yıllık arkadaşıma ben bunu nasıl yaparım? Terbiyesizlik etme Ercüment. O 9 yıllık arkadaşınsa ben 19 yıllık arkadaşınım. Aç şu dolabı. Ya bir kere bakıp kapatacağım söz. Açamam Arzu. Lütfen ısrar etme ya. Israr etmiyorum ki oğlum. Tehdit ediyorum. Hadi aç şu dolabı. Yoksa babana yediğin her bir boku anlatırım. Aman be Arzu ya. Ne olabilir ki dolabın içinde? Erkek milletine güven olmaz oğlum. Her şey olabilir. Bakarsın aşk mektubu çıkar.
Başka bir kızın fotoğrafı çıkar. Ercüment aç şu dolabı. Ya tamam Arzu, açacağım, söz ya. Hadi sen giyin artık. Bak şimdi biri gelecek, yakalanacağız, ne olur ya. İyi be tamam, hadi çık da giyineyim o zaman. Tamam, ben şurada gözlerimi kapatıyorum. Ercüment çık dışarı. Tamam, ben kapının önündeyim. Alo. Nasıl oldum? Ay, acaba henüz çok geç değilken vaz mı geçsek be Arzu? Mümkün değil. Şu matkap meselesini öğrenmem lazım. Ya öğrenecek bir şey yok ki. Çocuğun lakabı öyle yani. Hadi lan, matkap diye lakap mı olurmuş? Kim bilir ne numaralar çeviriyor hayvan herif. Çıkarın kağıtları, kalemleri. Yemin ediyorum hepinize basarım çupra. Ben de gazete kağıdı var hocam, olur mu? Hocam, bende de iskambil kağıdı var. Ama zekerleri. Bende de kese kağıdı var hocam, olur mu? Yürüyün lan! Yürüşmeyin lan! Yırtıldı. Bak, kese kağıdına yazın, olur mu? Olmaz artık. Bana bak, mecbur kalmadıkça konuşma, tamam mı? İlla konuşman gerekirse erkekse ol böyle. Lafı da fazla uzatma. İster istemez kibarlaşıyorsun yani. Tamam be, anladık. Hadi girelim. Tamam. Aa, dur. Parayı unuttun kızım. Ne parası? Okul parası. Bir yıllık peşin. Vay. Sağ ol lan Ercüment. Duygusal bir bağ kurma istersen. Nasıl olsa birazdan geri vereceğiz. Ne oldu? Gitti mi sesin? Bilmem, farkında mısınız? Ha babam sınıfı yüzünden artık kimse çocuğunu bu okulda okutmak istemiyor. 3 yılda gelirlerim %50 azaldı ya. Ama burası bir eğitim kurumu. Buraya ticarethane gibi bakamazsınız Bedri. Ben bakarım kardeşim. Hem eğitim sorunuysa eğitemeyen de sizsiniz Fatoş Hanım. Ama paraları giden kim? Bendeniz Bedri. Satarım, misliyle para kazanırım daha iyi. Bu laflar size hiç yakışmıyor Bedri Bey. Müsaadenizle. Müsaade sizin. Ama unutmayın ki bu okul da benim. Unutmam efendim. Koca götlü fatoş. Ana. Ercüment. Evet hocam, benim. Ne yapıyorsun çocuğum? Bu kim? Kim? Bu kim evladım, duvardaki? İsmail, ne haber? İsmail okulumuza yeni geldi hocam. Bak İsmail, bak bu Fatoş hoca. Kendisi okulumuzun müdürüdür. Çok utangaç hocam. Yani ilk görüşte böyle telepati hocam yapamıyor yani. Merhaba çocuğum, hoş geldin. Hoş bulduk. Ah be oğlum be, çok kötü öksürüyorsun sen. Hasta mısın yoksa? Ya biraz üşütmüşüm hocam. Öyle buz gibi duvarlara yapışırsan üşütürsün tabii. Hay Allah'ım. Şu okulda normal bir insan evladının yolu düşmeyecek mi hiç ya Rabbi ya Resulallah? Otopark, alışveriş merkezi. Müsait misin babacığım? Nerede ne var? Serseri manyak. Ne istiyorsun? Ben şey için gelmiştim de baba, gel. Sana müşteri getirdim baba. Ne müşterisi lan? Halıcı mı burası? Arkadaş bizim okulda okumak istiyor da belki ilgilenirsin diye şey ettim babacığım. Niye? Kendi okuluna ne olmuş? Yanmış. Yanmış mı? Bana bak. Sakın okulu sen yakmadın inşallah. Yok daha neler. Elektrik kontağından yangın çıkmış babacığım. Değil mi İsmail? Aynen öyle bey baba. Ulan Ercüment, bir kere de yanında doğru düzgün birini göreyim be. Gidiyorsun, nerede aklı dengesi bozuk çocuk var, illa onu buluyorsun. Sen bakma böyle psikopat gibi göründüğüne. İsmail aslında çok efendi çocuktur. Babası çok zengin olduğu için itel mürebbiyeler tarafından özenle yetiştirilmiş. Yemin et. Kur'an çarpsın ki bak. Sana demedim, salak. Sen zaten çarpıksın. Sen yemin et. Baban hakikaten zengin mi? Vallahi billahi zengin, çok zengin. Ver bakayım şunun dosyasını. Al babacığım. Aferin. Not ortalaman da fena değilmiş İsmail. Oo. Parayı getirdin mi peki? Tabii. Bir yıllık peşin. Buyurun. Seni sevmeye başladım İsmail. İlk bakıştan enteresan bir tip gibi görünüyorsun ama insan kısa zamanda alışıyor. 66.
Çüş! Oha! Ne oluyor ya? Eyvah! Biri canlarımı kırıyor. Ne oluyor lan Ercüment? Bugün matematik sınavı vardı da. Lan! Şalter Haşmet bu! Ayıp be! Adamın tedavisi daha yeni bitmişti. Lan Haşmet! Hocam! Ama! Sizler! Canozlar! Evet! Çok acele ateş kullanıyorsun be hocam. Evet yani hocam, biraz taş çevirseniz. Konuşma lan! Altına taş! Hocam! Vuramadık ki! Taş yok mu lan? Taş! Ercüment, heyecanlandım ben ya. Bana bak kızım, ya Emre seni tanırsa? Korkma oğlum, tanıyamaz. Özel'de bile tanıyamadı, o nasıl tanısın? Çok iyi geçin lan bu adam. Hey millet, bakın sizi kimle tanıştıracağım. Tatlı mı? Bu İsmail, okula yeni geldi. Aferin lan İsmail, tam yerine geldi. Gel eğlence var. Pazara gidelim, bir kuzu alalım. Pazara gidip bir kuzu alıp ne yapalım? Pazara gidelim, bir kuzu alalım. Pazara gidip bir kuzu alıp ne yapalım? Yazık, pazara gittiğini sanıyor Eda'yı. Değiştim, yandım. Çavuş yandım senin elinden çavuş elinden. Müdür olarak buna ne diyorsunuz Fatoş Hanım? Elimizdeki son matematikçiyi de kaybettik. Değiştim. Ere güne karşı yapayalnız. Öyle de olmaz ki. Nasıl da gittin insafsız. Böyle de bırakılmaz ki. Ere güne karşı yapayalnız. Böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin insafsız. Böyle de yapılmaz ki. Allah kırdı. Sakın beni durdurmaya kalkmayın Fatoş Hanım. Aman diyeyim Bedri Bey, ne olur bir delilik yapmayın. Niye yapmıyormuşum? Deli Bedri demesini biliyorsunuz. Ama delilik yapınca mı deli oluyorum? Adam haklı aslında. Ay durun Bedri Bey. Durun, ne olur durun, biraz sakin yapmayın. Olun. Siz bu işe karışmayın Fatoş Hanım, lütfen bırakın. Esas ben lütfen efendim, siz bırakın. Ne münasebet efendim, önce ben söyledim. Bırakın sopayı. Önce siz bir bırakın, ben bırakırım sonra zaten. Aman aynı anda bırakmayın da. Köse lan bu çocuk. Ercü, nereden buldun lan bu oğlanı? Babamın odasında karşılaştık. Kayıt yaptırıyordu. Oo, ilk bakışta aşk olayı yani. Saçmalama abi ya. Yok öyle bir şey ya. Çüş artık yani. Kur'an çarpsın ki yok ya. Ne oluyor oğlum? Ne bu kadar panik yapıyorsun? Yoksa çıkıyor musun? Yürü git lan. Elin herifiyle ne çıkacağım? Ne yani? Tanıdık heriflerle mi çıkıyorsun? Geri Bedri geliyor. Kimse kaçmasın. Kaçını da afici döverim. Aha, müşteriyi de bayıltmışlar. Adi katiller. Vallahi de billahi de elimize sürmedik Bedri Bey amca. Arkadaş kendi düştü bayıldı. Bana lola yapma lan. Hepinizin yaktım şurasını. Durun Bedri Bey. Eğer çocuklara elinizi sürerseniz kıyameti koparırım bak söyleyeyim. Laf. Onlara elimi sürmeyeceğim Fatoş Hanım. Sadece sopamı süreceğim. Panik yapmayın lan. Biz de akalım alıyoruz. Baba, bana vurma. Ben müşteriyle ilgileniyorum burada. Ah be çocuğum, ah. O kadar da uyardım sizi kaçın diye. Kaçacak vaktimiz olmadı ki hocam. Evet yani. Siz daha çım derken daldı içeriye deli. İnsan babasına deli der mi hiç evladım? Ama bunlar diyor. Biz deriz oğlum. Bizim babamız değil ki. Hocam biraz yavaş ya. Parmaklar kırılmış olabilir değil mi hocam? Saçmalama. Kırılsa hiç ağrıdan durabilir misin? Senin bir şeyin yok ya çocuğum. İyiyim hocam. Bir şeyim yok benim. Yazık, günah be evladım. Niye böylesiniz siz? Allem ettiniz, kallem ettiniz, sonunda dövdürttünüz kendinizi yani. Biz niye kendimizi dövdürelim ki hocam? Beyefendi kendi geldi dövdü bizi ya. Yok ya, Haşmet hocayı da o delirtti değil mi? Yok, o bizzat kendi delirdi hocam.
Var ya, siz hakikaten dayaklıksınız ha. Öyle demeyin be hocam. Bizim yaşımızda normaldir bu tür hareketler. Hadi be oradan. Ay, normal görmesek yutturacaksınız. Biz de çocuk okutuyoruz herhalde. Haksızlık ediyorsun ama Fatoş teyze. Arzu üniversitede okuyor. Ne fark eder? Sonuçta o da yatılı okuyor sayılır. Yurtta kalıyor ama işte böyle serserilikler yapmıyor işte. Ama bak, bu sondu söyleyeyim. Bundan sonra ilk vukuatınızda beni de karşınızda bulacaksınız. Haberiniz olsun. Oh! Ya ne olur biraz yavaş hocam ya. Tamam be, bitti zaten. Ama hocam, siz de gördünüz. Şahıs bize zopayla daldı. Olabilir. Ayrıca ona zopa değil, sopa denir. Şaşkolos herifler. Hadi hadi, hepinize geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Taraf değiştirdi kadıncağız. Yok lan, biraz sinirlendi ya, o yüzden trip yapıyor. Ayrıca ne? Hiç fark etmez arkadaşlar. Biz bunun intikamını almasını biliriz. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve buna kimse engel olamaz ha? Hadi millet, ben kaçıyorum. Nereye lan matkap? Nereye lan? Kırtasiyecinin kızına. Yuh be. Gene mi? Helal lan matkap. Arı gibi çalışıyorsun ha. Ne sandın oğlum? Hadi sen geç kalma abi. Muhabbeti sonra yaparız. Hadi abi hadi. Doğru söylüyorsun Ercü. Hadi beyler. Cümleden geçmiş olsun. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz İsmail. Kolay gelsin matkap. Boş ver Arzu, sırası mı şimdi ya? Ne demek sırası mı ya? Sırası tabii, ben de gidiyorum. Manyak mısın Arzu? Durdurdun yerde. Bak çakacak şimdi millet durumu. Lütfen ya. Ne yaptığını zannediyorsun sen efendi? Aa, ne yapmışım ki ya? Ya sen benim çocuklarımı nasıl döversin kardeşim? Ne cüretle, hangi vasıfla? Aa, sakin olun Fatoş Hanımcığım, rica ederim. Teker teker gelin. Ne oluyoruz ya? Bana bak Bedri. Eğer bir daha çocuklara vurursan var ya... Vurursan var ya... Allah'ıma ben bortamı dağıtırım. Anlaşıldı mı? Burası bir buz cumhuriyeti değil. Burası bir okul. Laf. Yeter be. Okulsa okul. Ben de sahibiyim. Satıyorum işte o zaman. Satıyorum anasını satayım. Ne satıyorsun ayol? Okulu satıyorum. Var mı? Yeter ya. Bıktım usandım. Satacağım. Kurtulacağım bu işkenceden. Oh be! Bu ne bu? Plaza. Ah, saçmalamayın. Rica ederim Bedri Bey. Şimdi nereden çıktı bu canım? Ne kadar şirin değil mi? Ayıptır söylemesi. Eşek gibi de para veriyorlar. 125 yıl hiç çalışmadan yaşayabilirim. Yani o derece. Üstelik o el alemin ruh hastası çocuklarıyla da uğraşmak zorunda kalmam. Ama Bedri Bey... Şşş! Ben sizi daha fazla tutmayayım. Hayırlı işler, mutlu noeller. Hadi şimdi gidin. Ne yaparsanız yapın. Bundan sonra işinize karışmıyorum. Çocuklarınıza da bir daha dokunursam eşek olayım. Biraz makul olun ama Bedri Bey. Size söz veriyorum. En kısa sürede bu çocuklara bir çare bulacağım. Ne olur son bir şans daha verin. Bu kaçıncı son şans ya? Asıl size bol şans Fatoş Hanım. Ben okulu satıyorum. Kolay gelsin bacak. Sağ olun hocam. İyi akşamlar. Aa, ne oldu hocam? Ağlıyorsunuz siz. Bedri Bey okulu satmaya karar vermiş bacaksız efendi. Hadi ya, kaça satıyormuş? Şakanın sırası değil. Bir hafta süre verdi. Bizim eşekler adam oldu oldu. Yoksa yemin billah etti satacakmış okulu. Aman hocam ya, buna mı ağlıyorsunuz? Adam olsun ya, okul satılıyor diyorum hala gülüyorsun. Yok ya, terbiyesiz adama bak be. Okul satmak o kadar kolay mı ya? Evet yani. Babasının malını mı satıyor bu adam? Evet. Babasının malını satıyor. Üstelik müşteri de bulmuş. Eyvah. Gitti okul. Dur be abi ya. Nereye gitti? Ben daha diplomayı almadım. Ben de. Ben de. Kavunlu kimindi? Hocamın. Buyurun. Sağ ol Güdük abi. Teşekkürler.
Afiyet olsun. Bunun da içili hocam. Çok mersi. Demek satacağım diyor ha hocam. Ya sormayın. Peki bizden istediğiniz nedir? Vallahi bacaksız efendi sizi çok methetti. O yüzden geldi. Sağ olsun. Bize ancak siz yardım edebilirmişsiniz. Öyle dedi. Estağfurullah. Yalan da sayılmaz aslında. Çivi çiviyi sökermiş. Ne gibi efendi? Ne de olsa biz de havamız yani hocam. Değil mi? Evet yani merak etmeyin. Siz doğru yerdesiniz. Ne bileyim bir gelip konuşsanız filan olmaz mı mesela? Moralinizi bozmak istemem ama sizin iş öyle pek konuşmayla çözülecek gibi gözükmüyor hocam. Yani şimdi yok mu diyorsunuz bunun bir hal çaresi? Vardır efendim. Merak etmeyin. İnanın çok müşkül durumdayım. Artık ben bu çocuklarla baş edemiyorum. Hay Allah. Ne yapabiliriz ki acaba? Bak bir daha sormayacağım Ercüment. Kırtasiyecinin kızı kim diyorum sana? Kimse değil vallahi ya. Bildiğimiz film ismi. Ne film lan? Uydurma. Vallahi billahi film ismi ya. Dilbazlara yeni geldi. Dilbazlar da ne lan? Sinema arzucum yani. Ya gerçi genellikle seks filmi oynatıyor ama tarihi salon, mimarisi falan şahane yani. Demek seks filmine gidiyor ha? Rezil herif. Bana köpek. Ne alakası var kızım ya? Bizim sınıfta herkes seks filmine gidiyor. Ne olacak ki? Bir nevi gelenek gibi bir şey yani. Geleneğe bak. Basit herifler ne olacak? Alo? Annem arıyor. Sakın konuşma öldür. Tamam ben gittim. Alo? Anneciğim? Yok uyumuyorum anneciğim. Ders çalışıyordum. Çocuğun hormonları kesinlikle kontrol dışına çıkmış kardeşim. Belki de dönmedi. Olamaz. Ama dönme olsa polis diye bağırırdı. Niye lan? Vallahi öyle lan. Televizyonda gördüm. Nasıldı kırtasiyecinin kızı? Vay. Olaya ilgi duyuyorsun ha? Ayıp ettin. En büyük hobimiş. Deme lan. Hiç çaktırmıyorsun. Çaktırmam ama hastasıyım. Bir dahaki sefer haber ver de birlikte gidelim. Nasıl ya? Aman üstünü sık ört de geceleri soğuk oluyor. Sağ olasın birader. Fazla da muhabbet etme uykumuz kaçmasın. Tamam. Hadi. Hadi Allah rahatlık versin kardeşim. Eyvallah kardeşim. Sana ne? Ne sırıtıyorsun lan? Rahatsız mısın? Sana sırıtmıyorum ki. Bana bak İsmail. Biz buralarda arkadaşların manitalarına yeşillenmeyiz abicim. Aklında bulunsun. Sonra elimde kalmayasın. Tamam mı canım? Tamam canım. Ulan bütün psikopatlar da bizi buluyor iyi mi? Şşş. Pardon psiko. Matkap. İsmail seni sevdiler. Estiler. Oğlum bu deyoyu niye benim yanıma yatırdın lan? Manyak mısın sen? Kasten yapmadım. Tek boş yatak orası. Ben bunu döverim abicim bak söyleyeyim. Öyle deme lan. İyi çocuk İsmail aslında. İsmail! Ne yapıyorsun lan sen orada Allah sen? Eşyalarımı yerleştiriyorum niye ki? Yok bir şey birader yok bir şey. Sen işine gücüne bak hadi. Ne o lan? Korktur mu yoksa? Ne korkacağım ulan? Sadece hoşlanmadım lavuktan. Akıl hastası gibi sürekli sırıtıyor. Bizim encikgillerin Cıbıl Hasan da böyle sırıtıp duruyordu. Sapık diye jandarmaya verdiler. Verirler tabii. Sonradan öğrendik ki meğer üşüyormuş fakir. Belki de sapık değildir. Japon filandı. Onlar da öyle sırıtıyormuş gibi duruyor el. Ulan bebe. Ulan siz de hiç mi televizyon seyretmiyorsunuz? Cahil geldiniz, cahil gideceksiniz anasını satayım. Ya yapma be. Şunu ışığı kapatın da uyuyalım lan. Belki sabah derse gireriz. Işığı kapatamazsınız kardeşim. Korkuyoruz burada değil mi? Sen karanlıktan mı korkuyorsun lan? Ne olmuş?
Ona bakarsan sen de aydınlıktan korkuyor olabilirsin. Lan açıp durma şunu, bak kıracağım işaret parmağını ha. Tamam Kenan abi, kapa diyordum zaten. Yani kapalaşma. Lan! Sen ne sırıtıp duruyorsun lan? Ha? Sapık mısın ne boksun be? Çattık ya. Damla, Serp abi, Serp. Elini korkak alıştırma. Serpiyorum Kenan abi. 3 yıldır ilk defa bu kadar erken kalkıyorum lan. Gözlerim karardı vallahi. Düşün işte. Diğer sınıflar hep bu saatte kalkıyor oğlum. Değil mi lan? Yazık günah vallahi be. Bana bak, Hitit Besim anlamaz değil mi lan bunların sahte olduğunu? Yok be oğlum, nereden anlayacak? Hem dersi kaynatsak yeter. Güdük abi. Sırıtma lan bacaksız, aç şu kapıyı. Bu ne kılık Güdük abi? Aklın ermesin, karışma. Allah iyiydi versin Güdük abi. Kolay gelsin çocuklar. Sağ ol birader. O kadar çok koymayın da biraz inandırıcı olsun değil mi? Bu neydi lan böyle? Ne bileyim oğlum, Brevard galiba. Freedom, freedom. Şaban, pasta, doğum pasta. Sağ olsun arkadaşlar almışlar. 27 yaşına bastım da müsaadenizle. Anlaşıldı, tebrik ederim. Nice senelere. İyi ama o boynundaki ne? Şey çanı gibi. İnek çanı gibi mi? Necmi efendim. Güdük Necmi. Çok özür dilerim ama sizi böyle görünce birden bir şey oldu. Buyurun buyurun. Bu kılık da nereden çıktı? Böyle gerekiyordu efendim. Anlatacağım. Bakın bir fikrim var da.
Eski hababam sınıfı resimlerine bakıyordum. Sizi tanıdım. Bakın. İşte bakın. Buradasınız. Ne günlerdi. Siz hababam sınıfının kurucularındansınız değil mi? Yok, hayır efendim. Bakın burada resim var. Üst sınıflarda bir Rıfat abi vardı. Odur kurucusu. Biraz yana kayar mısın? Sebep? Oturacağım da. Aman hocam, gözünü seveyim git başka yere otur. Ne olan? Objektiflere yakalanmaktan mı korkuyorsun? Bana bak. Ya efendi efendi yana kayarsın ya da... Ya da ne yaparsın? Döver misin? Hayır. Kucağına oturur. Tamam lan tamam, dur manyaklaşma. Otur. Gülmeyin lan. Mersi canım. Nene! Müsait misiniz Bedri Bey? Duruma göre değişir. Vaktiniz varsa sizi biriyle tanıştırmak istiyorum. Kimmiş? Emlakçı mı? Ne emlakçısı Bedri Bey? Yeni rehberlik hocamız. Buyurun efendim. O ne lan? Nereden çıktı bu etekli adam? Beyefendiyi hababam sınıfı için özel olarak getirdim efendim. İngiltere'den. İngiltere'den mi? Hı hı. Ne yaptınız siz Fatoş Hanım? Kim bilir kaç pound gitmiştir bu ufacık adama. Üstelik çarpık bacaklı. Merak etmeyin Bedri Bey. Sadece yol parasını verdim. İş için ayrıca para almayacağım. Aa, hadi ya. Niye? Değil mi? Hayır değilim efendim. Ya siz? Vay be. Dilimizi biliyor. Bilirim. Aslen Türk'üm. Necmi Bey çok eski bir aile dostumuzdu. Kendisine hababam sınıfından bahsettim. Sağ olsun ücretsiz olarak yardım etmeyi kabul etti. Hadi ya. Kurban olurum böyle ahbaplara. Hoş geldiniz Necmi Bey. Hoş bulduk efendim. Size layık değil ama bu gaydeyi hediye olarak kabul ederseniz çok sevinirim efendim. Hediyeye bayılırım. Ama ne işime yarar bu? Sıkıldıkça üflersiniz beyefendi. Ayakta kalmayın. Buyurun geçin. Necmi Bey buyurun. Buyurun şöyle. Şuraya oturun Necmi Bey. Siz buyurun Fatoş Hanım. Bir büro alsaydınız Necmi Bey. Teşekkürler. Rica ederim. Demek İngiltere'den geliyorsunuz. Sormayın. Saatlerdir yoldayım. Tamamdır çocuklar. Tarih sınavını hallettik. Hop. Gidilmesin Gelenzi. Günaydın arkadaşlar. Günaydın hocam. Oturun oturun. Sebastian sen dışarı. Hadi hadi. Güle güle canım. Güle güle. Kağıt kalem çıkarın. Soru bir. Bunda gülecek ne var evladım? Çıkarın kağıtları. Biliyorsunuz ya. Tamam işte hocam. Biz de zaten ona gülüyoruz. Kağıt yok ki çıkaralım. Evet yani. Olsa şıllak diye çıkarırdık vallahi. Yok işte. Hiç heveslenmeyin sahtekar herifler. Haşmet Hoca'ya ne yaptığınızı duydum. O yüzden tedarikli geldim. Alın bakalım. Kağıtsa kağıt. Vay be hocam. Hakikaten çok kurnazsınız. Allah bilir kalem de getirmişsinizdir. Getirdim tabii. Diyorum size hiç heveslenmeyin. Yazılıyı kaynatmanıza asla fırsat vermeyeceğim. Aşk olsun hocam ya. Biz bugüne kadar hangi sınavı kaynatmışız Allah Allah. Yok ya. Şimdi kaynattığınız sınavları saymaya başlayayım da bu sınav da kaynasın değil mi? Evet çok iyi olur. Vallahi bir sınav için bayağı masraf etmişsiniz yani hocam. Bravo yani. Epeyce bir masraf oldu tabii. Ama inşallah değecek. Oo. Demek Cambridge'den mezun oldunuz. Evet. Edebiyat fakültesinden. Oo. Pedagoji master'ı.
psikoloji doktorası, sosyoloji bilmem nesi. Ha, evet. Ya sizde ne cevherler varmış Necmi Bey. Ya. Söylemiştim. Aynı zamanda uzman animolog olduğum için fark yarattı tabii. Animolog mu? Hayvan psikolojisi efendim. Hayvan mı? Evet hayvan. Kontrolden çıkmış erkek öğrencilerin ıslahında büyük yararı oluyor. Vay lan. Doğru olabilir vallahi. Değil mi hocam? Herhalde. Planınız nedir üstadım? Sizin durumunuzda yapılabilecek 4 şey vardır. Acaba nedir? 1. Problem yaratan çocukları dövmek. Aa! Bakın gördünüz mü Fatoş Hanım? Dövdüm zaten efendim. Ama pek şey yaradığını zannetmiyorum. Arsız efendim bunlar. Dayak arsızı. O zaman 2 numaralı plan uygulanmalı. 2 mi? O nasıl bir şey? Çocuklar okuldan atılır. Aha, harika bir fikir bu. Aa, saçmalamayın ayol. Niye ya? Çok mantıklı. Ama çok para kaybederim değil mi? Ne de olsa 30 kelle sonuçta. Ama üçüncü yol daha mantıklı olabilir bence. O neymiş? Okulu satmak. Ah, tamam. Süper. Kabul ediyorum. Zaten ben de öyle düşünüyordum. Ama dördüncü yol bence çok daha süper olabilir tabii. Ne gibi? Dövmeyip dövmekten beter etmek. Atmayıp atmaktan beter etmek. Satmayıp arsa fiyatlarının yükselmesini beklemek. Allah ne diyeyim Necmi Bey. Siz tam da benim aradığım adammışsınız yahu. Okulumuza hoş geldiniz. Welcome. Welcome aboard. Ha babam. Hoş bulduk. Nice to meet you. Sonunda makus talihimize geliyoruz galiba Fatoş Hanım. Artık gülme sırası bize mi geldi ne? Ya öyle görünüyor. Teacher, teacher. Give me back. Haydi bismillah. Yazın soru bir. Lidyalılar neyim bu? Hocam soruya başlamadan bir şey söyleyebilir miyim? Hayır söylemezsin. Ama hocam müsaade edin. Hiç değilse kağıt parasını verelim bari. Sus diyorum. Peki hocam. Lidyalılar diyorum. Aa bu ne be? Kağıt masrafı için hocam. Size yük olmayalım hesabı. Allah Allah. Nereden buldunuz bunu? Diğerlerinin yanında gömülüydü hocam. Hayırdır, niye sordunuz? Diğerlerinin mi? Evet. Yanında mı? Evet. Gömülü mü? Evet. Bundan daha var mı yani? Evet, yani var. Oo, bahçe kaynıyor hocam, kımıl kımıl. Yemin et. Allah belanızı versin ki bak. Vay be. Bana bakın. Bundan kimseye söz etmediniz değil mi? Hayır hocam, ilk defa size söylüyoruz. Niye ki? Hiç. Öylesine sordum. Hocam, sınav yapmayacak mısınız? Sınav mı? Evet hocam. Dur bakalım evladım. Bu koşullarda sınav yapmak doğru olmaz. Değil mi ama? Tarihin akışı her an değişebilir yani. Belki de parayı Lidyalılar bulmamıştır. Çamlıcalılar bulmuştur. Sınav! İsteri! Belki de kimse bulmamıştır. Sınav! Akışı başka bir anlaşı. Sınav! İsteri! Sınav! İsteri! Aman hocam dikkatli olun. Bu veletler uzman tanımaz. Ne gibi efendim? Belirtiler adamı Necmi Bey. Ha. Mecazi anlamda değil yani. Bayağı aklınızı alırlar haberiniz olmaz. Sene başından beri 7-8 hocayı kullanılmaz hale getirdiler. Derse akıllı giren üşütmüş halde çıkıyor. Aa, sizi çok iyi anlıyorum efendim. Hadi o zaman sizi bir an önce hastalarınızla tanıştırayım. Hadi hadi. Gitti. Nerede kaldı bu? Gelecek kardeşim, biraz sabredin. Aa, çıktı işte. Onlar da geliyor. Aha, kazma kürek bulmuş uyanık. Aaaaan! Nereye gibi attınız lan pencereden? Biz sabah kaldık. Çekil lan, çekil. Aa, Esim Hoca! Hayda, nereye gidiyor bu be? Tarihin akışını değiştirmeye gidiyor babacığım. Kes sesini lan hayvan herif. Gülmeyin, gülmeyin siz de. Geç, geç ilerinize. Geç, geç. Geç ilerim. Geç. Sizin çıldırttığınız son hoca olacak. Hadi ya. Elimizde başka hoca kalmadı mı yoksa? Kaldı sana, kaldı. En iyisini en sona bıraktım. Şimdi
Sizi yeni rehberlik hocanızla tanıştıracağım. Buyurun hocam. Necmi Bey'i özel olarak sizin için yurt dışından getirttim. Kendisi hayvan terbiyesi konusunda uzmandır. Necmi Bey, ağır sizin. Eskiz mi? Bu kim ama? Fransız bir şaşırmış. Biz koç oğlum, biz koç. Biz yapkalı kızlar. Merhaba Hababam sınıfı. Good morning. Good morning hocam. Demek meşhur Hababam sınıfı sizsiniz öyle mi? Evet hocam. Evet, evet, tanıştığımıza evet, memnun olduk. Ben olmadım mıyım? Üfle bakayım. Oh. Oh. Evet. Oh. Şimdi size iyi bir haberim var çocuklar. Kesinlikle dayak atan bir öğretmen değilimdir. İsabet oldu hocam. Biz de dayak yemeyi pek sevmeyiz. Lafımı kesme yavrucuğum. Evet ne diyordum? Kesinlikle dayak seven biri değilimdir. Fakat çok veci eşek şakası yaparım. Örnek veriyorum böyle. Bugün cuma, enseyi kapa. Anlaşıldı mı asi genç? Sana da cuma. Şimdi biraz size kendimden bahsetmek istiyorum. İngiliz eğitimi aldığım için doğal olarak biraz uyuz biriyimdir. Çocuklardan nefret ederim, bu bir. Küstahlıktan hiç hoşlanmam, bu iki. Laubalilikten hiç haz etmem, bu üç. Saygısızlıktan tiksinirim, bu beş. Dördü unuttunuz hocam. Lapin gibi her lafa girene de çok gıcık olurum, bu dört. Aa, sen ne döktün buraya? Oh! Şaka şaka. Ne oldu lan? Biz müsaadenizi rica edelim Necmi Beyciğim. Aa, gidiyor musunuz? Gördüğüm kadarıyla bize pek ihtiyacınız yok. Bence de. Evet Fatoş Hanım, daha fazla uzatmayalım. Biz uzayalım ki Necmi Bey çocukları rahat rahat kaynaşsınlar. Hoşça kalın efendim. Özür dilerim, siz öpüşmezdiniz değil mi? Evet. Çocukları rahat rahat öpersiniz. Hadi aptallar, bol şans, iyi dersler. Adalardan bir yar gelir bizlere. Aman Allah, gözlere bak, gözlere. Bedir Bey, buyurun canım. Buyurun hoca hanım. Ali efendi, sen de hafif hafif tırlatıyorsun ya, hayırlısı bakalım. Aman Allah, gözlere bak, gözle. Hoş yaratmış Allah. Pek güzelmiş billah. Hoş yaratmış Allah. Ulan bu da deli meli ama sesi fena değil ha. Sigara içiyor musunuz? İçirtmem. Kopya çekiyor musunuz? Çektirtmem. Ön bahçede top oynuyor musunuz? Oynatmam. Okuldan kaçıyor musunuz? Kaçırtmam. Aa, sinek var. Şaka yaptım, şaka. Kimse sınıfta konuşmayacak. 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 Vay be. Anlaşıldı mı? Etekli bayağı ben çaktı çıktı. Gel, kimse konuşmayacak. Şimdi boku tuttunuz işte. Necmi senden de psikopat çıktı lan psiko. Harbiden lan. Sinek gibi ezdiniz Allah prens çalsın. Aman açmayın. Sağ ol hocam. İşiyoruz işte. Bir önlem almak lazım arkadaşlar. Yoksa tepemize çıkar bu lavuk, benden söylemez. Zaten çıktı be oğlum. Şu hale bak, sinek var ayağına, ağzımıza sıçtı herif. Ne yani, sinek falan yok muydu? Ulan hakikaten kurnaz adammış ya. Sen ne diyorsun oğlum? Biz de kurnazlar gördük. Merak etmeyin arkadaşlar, birkaç güne kalmaz onu da postalarız. Yarın Hababam sınıfı okulu kırar arkadaşlar. Var mısınız? Varız. Bizi göremeyen Sör Necmi olur Kör Necmi. Ateş. Veririm abi. Olur, olur. Ne yapıyorsun lan? Sör Necmi geliyor. Oldu canım. Selam da söyle. Aleyküm selam. Necmi hocam. Eyvah sineklik. Evet yavrucuğum biziz. Aç sigarayı. Evet. Sen de.
Sen de. Bugün ne demiştim ben size? Tuvalette sigara içirtmem. Bırak çocuğum. Ver bakayım. Sen de ver. Teşekkürler. Allah Allah! Çıldıracağım ya şimdi! Ne bu böyle kamera şakası gibi? Hocayı buldunuz ya. Size ne kadar teşekkür etsem azdı müdür hanım. Evet. Çocukları biraz disiplin altına almayı başardı galiba. Ne disiplini ya? Resmen muma çevirdi serserileri. Şu cezanın güzelliğine baksanıza. Salakları hem psikolojik olarak çökertti hem de fiziksel olarak yamulttu. Bence bu adam bir dahi. Vallahi ne diyeyim Bedri Bey. Çok haklısınız. Bacaksız amca niye yapıyorsun bunu ya? Alışkanlık hay Allah. Takıma girdiği sene gol kralı olmuş hocam. Bir sezonda tam 85 tane gol atmış kendisi. Kim? Necmi Bey mi? Ta kendisi hocam. Tabii o zamanlar bey falan yok. Ona David Beckham Necmi diyorlar. Derler tabii. Baksana. Çuvalla gol atmış adamcağız. Hem de kaç çuval hocam? Alex Ferguson bile adama kafayı takmış. Hastası olmuş. Alex Ferguson da kim? O zamanki İngiltere kralı hocam. 16. Ferguson. Aslan yürekli Ferguson da denir hocam. Bayağı kral ha. Tabii. Çok kral adammış hocam. Bir gün çağırmış Manchester United as başkanını. Demiş ki bu çocuğu takıma al demiş. Almışlar mı bari? Anında transfer etmişler. Hatta buradan da devlet töreniyle uğurlamışlar lavuğu. Yapma ya. Sonra... Sonra ne olmuş peki? Ne olacak hocam? Oturun hocam. Bu daha ilk haftadan apışıp kalmış tabii. 36 hafta boyunca bırakın gol atmayı, taç bile atamamış. Ya. Niye ki ya? Söylenenleri anlayamıyor ki. Kütük. Ya hocam buna penaltı at demişler, bu gitmiş korner atmış. Pres yap demişler, gitmiş sigara almış gelmiş hocam. Şimdi hocam İngilizce bilmiyor ya, mevzu o yani. Puh ya. Puh ya tabii ya. Bak bak hocam, sonunda buna demişler ki, sen İngilizce konuşmayı bilmiyorsun. Git İngilizceyi öğren, sonra da gel burada top oynarsın demişler. Bak ya. Terbiyesiz herif ya. Bir de utanmadan bunun yüzüne karşı stupid stupid yalan etmişler. Ya. Stupid mi? Aptal anlamında yani hocam. Vay be. Alçaklar!
Alçaklar! Şerefsizler! Namussuzlar! Adiler! Katiller! Hayvan herifler! Oturun hocam! Ama bu İngilizlerin haince tutumu David Beckham Nenci amcayı yıldırmamış hocam! Atına atladığı gibi! Onu daha da hırslandırmış! Nereden çıktı lan ne bileyim? Vay! Hırslanmış mı? Hem de ne biçim İngilizce öğreneceğim diye şakır şakır okumaya başlamış ki tutabilene aşk olsun hocam. Hocam doktora, üniversite ne varsa artık Allah ne verdiyse okumuş. Koçum benim be! Benim de. Ondan sonra atlamış arabasına, gitmiş kulübe. Demiş ki Ferguson nerede? Ben İngilizceyi öğrendim geldim demiş. Çok iyi yapmış. Aslanım benim be! İyi ama elin İngiliz'i aslan kaplan dinler mi? 45 yaşına gelmişsin. Senden futbolcu mu olur? Hadi git, git, çık, git. Kapının önüne koymuşlar adamı. Var ya, var ya. Ve Allah Allah bidaları. Zil çaldı hocam. Hocam, bu mevzular geniş mevzular yani. Tamam, hadi. Ne oldu ya? Ders gene kaynadı hocam. Vay şıksmaları ya. Neyse, bunları öğrendiğim iyi oldu. Adamı ikide bir görüyorum. Bari çorbası pot kırmamış olurum. Aman da babasına yardım eden mi? Benim güzel kızım, Serkan. Daha çok hocam. Sen. Fit be! Ali abim benim, lezzet uzmanım. Amaratım, sen olmasan biz neyle besleneceğiz bu okulda be abi? Ne istiyorsunuz lan sinsi pezemekler? Abi, biliyorsun bugün Fener'in maçı var. Senden küçük bir ricamız var abi. 50 milyon. Ne? Dur be abi. Daha ne istediğimizi bilmiyorsun, hemen fiyat veriyorsun ya. Arka kapının anahtarını istemiyor musun hemşerim? Öyle de denilebilir tabii. Gördün mü, biliyormuşuz demek ki. Arka kapının anahtarı 50 milyon. Taksit yok, iskonto yok. Ama Ali abi sen adilik yapıyorsun ama şimdi ha. Takmış oldu. Kazanalım yeter. İyi oynayan kazansın be abi. Manyaklaşma lan. Ya onlar iyi oynarlarsa. Böyle taraftar olur mu ya? Salam. Olmaz abiciğim. Ben de Fenerliyim bir kere, tamam mı? Ayrıca aramızda Fenerli olmayan biri varsa o da budur. Baksana üstünde ne sarı var ne de Kanarya. Yoksa cimri olmuyorsun lan. Allah'ım oluyorum ha. Tamam ya, ne sinirleniyorsun? Sinirlenirim usta. Bana cimbom demeyeceksin. Tüylerim diken diken oluyor Kur'an çarpsın. Vay. Şaşırttın beni. Sen daha çok şaşıracaksın. Al bakalım. Bunu hak ettin. Yakıştı lan. Ay çok mersi. Ya İsmail. İyi çocuksun, hoş çocuksun da böyle arada kız gibi konuşuyorsun ya, gıcık oluyorum sana ha. Ya yok mu bunun bir tedavisi falan? Yazık günah ya. Ne yapalım kardeşim, yedi kadının arasında büyüdük. Oha, harbiden mi lan? Vallahi billahi, 5 tane ablam var, bir de annem etti 6, anneannem 7. İnsan ister istemez o kadar kadının arasında biraz inceliyor tabii. Deme be aga. Vallahi gene iyi yıkmışsın ha. Bize bir gün kek yapsana lan İsmail. Selamlar David Beckham. David Beckham mı? Hadi 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 hadi. Ben her şeyi biliyorum. Neyi? Babamdan öğrendim ne büyük futbolcu olduğunu. Öyle miymiş? Boş verin şimdi de. Bugünkü Barbie ne olur onu söyleyin hocam. Barbie mi? Fener Galatasaray Barbie'si. O kadar merak ediyorsan seni de götüreyim o Barbie'ye. Sahi mi? Sahi. Olmaz böyle bir şey kardeşim. Adam üç kağıtçının önde gidelim. Ne oldu oğlum, aldınız mı anahtarı? Aldık, almasına da 80 milyon geçirdi ayı olan ya. Ne diyorsun be abi ya? 80 milyon anahtar mı olurmuş be? Ne yapalım abicim? Çok pis pazarlık yapıyor deve. Sen bana
Sıldım şunu. Bırak. Tamam, bırak, dokunma. Bırak. Günaydın. Sağ ol! Bakıyorum da Necmi Hoca hakikaten ağzınızın payını vermiş. Oturun. Yavaş otursanız be. Kalbime iniyordu. Hoş! Hayır! Bakma lan paralarıma! Hoş! Hoş! Bakmıyorum ki. Ne var? Ne istiyorsun? Bir kayıp vakası raporu edecektim Bedri Bey. Ne diyorsun be? Ne kaybı? Hani arka bahçe kapısı vardı ya. Kapı kayboldu deme. Bayıltırım ha. Hayır, kapı duruyor da. Anahtarı kayıp Bedri Bey. Anahtarı mı kayıp? Sebep? Vallahi kimsenin günahını almak istemem ama biliyorsunuz bugün Fener'in maçı var. Hem de cimbomla. Hayvan herifler. Mey süzülmüş şişeden ruhsarı al olmuş sana. Ruyu gül takdir olunmuş nazın içlenmiş ucu. Biri olmuş hoy, biri desmal olmuş sana. Hocam! Hocam! Buyur. İzin verirseniz bir şey sorabilir miyim hocam? Ne oldu? Hocam, konumuzla alakası yok ama... Yüzünüze bir şey mi sürdünüz siz bizden habersiz? Yok. Niye ki? Hiç. Yani... Sanki biraz sararmış gibisiniz de hocam. Aa, yani... Evet hocam, limona dönmüşsünüz. Limona mı? Evet, yapma ya. Sarılık geçirdiyseniz korkmanıza gerek yok hocam yani. Sarılık mı? Bizim muhtar da böyle sarardıydı. Yarım saat sonra küt dedi öldü. He? Öldü mü? Öldü. Başın sağ olsun kardeşim. Anladım. Şaka yapıyorsunuz. Aa, aşk olsun hocam. Aşk olsun hocam. Tıpta şaka olur mu hiç? Ateşik de var galiba benim. Hocam ben sizi korkutmak istemem ama galiba nabzınız da durmuş. Evet. Aa evet. Şurada bir damar atıyordu, şimdi atmıyor. Atmıyor mu? Atmıyor. Yemin et. Ölünüzü öpeyim ki bak hocam. Normalde böyle pıt pıt etmesi gerekirken şimdi etmiyor. Etmiyor mu? Etmiyor. Ay bana bir şeyler oluyor. Aman. Hadi sen de son getir. Çıkar. Çabuk çıkar. Yapmayın. Gözüme perde iniyor. Ne oldu lan? Nabız kaç? 3,5. Sarı. Hacer. Sarı. Hacer. En büyük. Neden? Sarı. Eyvah. En büyük. Deli Bedri. Ne diyorsunuz lan? Deli Bedri de nereden çıktı? Kapıdan çıktım, salak. Ama siz asla çıkamayacaksınız. Babacığım. Kaybeden cıklama, kuş beyinli. Ayvayı yedin. Yedim. Tabii siz de yediniz. Seni keler yalan. Çocuklar ne işiniz var burada? Deli Bedri Bey amca kilitledi hocam. Ah be oğlum be, ah be oğlum be. Yine kim bilir ne eşeklik yaptınız. Aşk olsun hocam. Fener maçına gitmek eşeklik mi yani? Ne münasebet ulan? Esas bir Fenerliği maça göndermemek eşeklik. Cim bom bom. Hadi be, ayarlayamadın mı şu dekoderi? Tamam tamam oluyor. Hadi be kardeşim, maç başladı be. Ah işte oldu. Ver şu kumandayı bana. Geç şöyle. Süper maça hoş geldiniz. Derbiye hoş geldiniz. Başa çık maç seyredilmez. Tak şu şapkayı. Daha sonra konserini paylaşacak. Mustafa Çulcu işaretini verdi ve karşılaşmaya Galatasaray başladı. Türkiye'nin kalbi Kadıköy'de atıyor. Alayım. Gerçi ben bunun peynirsini seviyorum ama. Hani defol git. Peynirsini seviyormuş. Vallahi kırarım patilerini ha. Ya bari ayı. Bari biri açsaydın bir de. Açayım. Şaka oğlum şaka. Sen de hemen yüz göz alıyorsun. Eyvah orta yapıyor. Ah aslanım Kolombiyalı be. Aslanım. Yürü. Yürü yavrum. Yürü geliyor.
Hadi Fatih'in aslanları. Cimbomu, 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 cimbomu. Hadi. Al. Gelip aslan bu. Ana, işte bu da benim kız. Ha babam şunu baba. Bir de herifler, kanun kaçakları. Vallahi bu benim organizasyonum değil Bedri Bey. Sazan Hoca, Cüş, Necmi Hoca. Ne oluyor be, hocalar? Gönlüm orada, çalsın sazlar oynasın kızlar. Haydi haydi hocayla, haydi haydi hocayla. Bu gece orada, gönlüm orada, çalsın sazlar oynasın kızlar. Avrupa, 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 bu sesi dinle. İşte bu sevenin ayak sesleri. Avrupa, Avrupa, bu sesi bizi. İşte bu fenerin ayak sesleri. Ne susunuz evladım? Hadi bağırsanıza. Hadi bağırın. Ne lan? Birkaç gün şarkı yapıyorsunuz be. Ne? Ha üçlü bir çekelim. Tamam hadi hazır. Hep beraber. Hadi hoppa. Aman diyeyim. Hocam. Hocam. Çık bom bom. Ne? Aa, deli Bedri. Ay Allah'ım yarabbim ya. Yeter artık ha. Bu ne ya? Ne? Alo geç yere geç. Tamam be tamam. Ötüp durma ambulans gibi. Kirliyi sizleşme arkadaş. Lütfen. Kaldır ayağını. Kaldır. Bilmek yok hadi. Pis ispiyoncu deve. Jurnalci ayı. Bizim köyde Çığırtma Çiğsan da böyle jurnalcilik yapıyordu. Sonra bir gün mandat etti öldü. Allah rahmet eylesin de bunun jurnalcilikle, ispiyonculukla ne ilgisi var şeker kardeşim ha? Görevimizi yapmayalım mı yani? Ayakları kaldır yukarı hadi. Kaldır. İndirmek yok. Sana da parma. Gıcık oluyorum Kur'an çarpsın ya. Hadi. Kaldır. Kaldır. Ne yapıyorsun lan ne yapıyorsun? Çok yoruldum be abi. Dayanamıyorum artık. Ya elleşme oğlum ya. En uyuz olduğum şey. Tamam be. Sen de bize iyice top muamelesi yapmaya başladın ha. Tamam lan tamam. Omzuma tutunabilirsin. Ama koluma girme oyarım ha. Bu bir skandal Bedri Bey. Skandal. Olacak şey değil. Hem de ne skandal Fatoş Hanım. Disiplini sağlasın diye İngiltere'den adam getirdik. Fenerli çıktı. Üstelik ilk fırsatta ayaklanma çıkardılar. Ben ondan bahsetmiyorum efendim. Çocukları Bodrum'a kitlemişsiniz. Evet, ben de onu diyorum işte. Mahkumları Bodrum'dan kaçırıp maça götürmüş bu asiler. E kaçırırlar tabii Bedri Bey. Siz küçücük çocukları niye oraya kapatıyorsunuz ki? Nasıl yani? Kapatırım, kapatırım. Kazık kadar herifler. Kime ne ceza vereceğimi size mi soracağım yani? Fatoş Hanım, lütfen yani. Lütfen yani. Takdir edersiniz ki okulun müdürü de benim. Siz de takdir edersiniz ki okulun tamamı da benim. O ne olacak? Okul sizin olabilir. Ama çocuklar hepimizin çocukları Bedri Bey. Lütfen bundan sonra öyle öğrencilere kafanıza göre ceza vermeyin. Vallahi cıngar çıkarırım. Size iyi halt ettiniz yani Necmi Bey. Güya bir de rehberlik öğretmeni olacaksınız. İşte bir konuda anlaştık Fatoş Hanım. İskoç Hoca beni de çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. İlk başta ne güzel. Tam bir öğrenci düşmanı gibi davranıyordu. Sınavları falan var ya o yüzden şey ettim vallahi Bedri Bey. Moral olsun diye yani. Bakın şimdi görürsünüz sınavlara çok daha iyi hazırlanacaklardır. Ha ha ha! Laf! Görürsem söylerim. İlahi Necmi Hoca, vallahi hiç güleceğim yoktu. Ne ya? Komik bir şey mi söyledim? Ya ben iki senedir sınav yapamıyorum vallahi. Allemedik, kallemedim sınavı bir şekilde kaynatıyorlar. Bundan sonra kaynatamayacaklar. Ben söz veriyorum. Hmm. Sen onu bırak da esas bana söz ver. Sir Necmi kardeş. Vereyim efendim. Ne sözü istiyorsunuz? Tüm eksik sınavlarına girecekler. Hem de bu hafta. Tamam, kabul.
Ama bir kişi bile zayıf almayacak. Yoksa alayını disipline veririm. Seni de korum hazırlık sınıfının başına, boş derslerde çocuklara yağ satarım, bal satarım oynatırsın. Kapış? Kapış. Ulan Jennifer Lopez gibi manitam olsun, 50 milyon borcum olsun be. Bilinen kerlik. Ah, senin bana zaten 50 milyon borcun var ki. Hem de 3 tane. Ötme döverim. Ya bu kadınlar sahici mi dozer? Bilmem. Ben hiç görmedim. Oo, önemli değil abi ya. Alın dergilerimi. Önemli değil yani. Ver lan sen de. Neyine bakıyorsun lan? Ver lan sen de. Çekil lan şuradan kerlik. Çekil. Yayılmışsın. Oha be abicim. Yazsaydın bari. Ne var abi ya? Kalk hemşerim. Kalk kalk kalk. Şşş. 100 kere söyledim şu yatağa yatmayın diye ya. Tamam lan. Kalktık işte. Uzatma. Amma değerli yatağım varmış be. Değerli tabi abicim. Niye? Bu yatak bana rahmetli annemden yadigar. Ayı. Ulan bana saygın yok. Bari onu olsun be. Tamam lan. Özür diledik ya. Hadi. Nah diledin. Bak yine oturuyor. Kalksana oğlum ya. Şşş, bak, ver şunu da lan. Bak, senin neyine lan? Sen de ver şunu. Ver lan sen de. 100 kere söyledim abicim. Alma 3 dergileri diye ya. Niye? Bunlar da mı anandan yadigar? Yok, senin anandan yadigar. Şerefsizin evladı. Şşş, bak lafını geri al. Allah canımı alsın. Kötülük yaparım sana bak. Ne yaparsın? Ercü bak. Ne yaparsın lan? Oh, bak oh, Ercü. Lan, ne yaparsın ha? Ne? Ne? Ercü ne? Allah'ıma kitabını lan! Lan vuruyorsun lan sen. Kime vuruyorsun lan? Kafam. Lan öldürürüm lan seni. Lan dur. Lan Allah'ıma kitabını. Dur lan beni. Dur. Tutsana lan beni. Ya bırakın didişmeyi oğlum. Bütün okula rezil olduk zaten. Ya evet. Hiç bu kadar aşağılandığımı hissetmemiştim. Evet ya. O ruh hastası kızların sesi hala kulaklarımda çınlıyor. Kur'an çarpsın. Bir an önce intikam almamız gerek. Eğer almazsak bu okul bir daha bizi ciddiye almaz. Kötü Kenan söylemedi demeyin. Evet evet. Lavuğu göndermenin zamanı geldi. Babamı değil mi? Gönderelim gitsin şopar. Heh. Önce o sizi göndermesin de. Adamın gözü kara. Hakkınızda hiç de iyi şeyler düşünmüyor. Gördünüz işte başınıza gelenleri. Hocam bunlar ne? Kitaplarınız. Ne? Kitap mı? O da nedir? Bırakın dalga geçmeyi çocuklar. Bu sefer durum çok ciddi. Pazarsa itibaren mazile sınavlarınız başlıyor. Eğer bir kişi bile zayıf alırsa ayvayı yedik. Merak etme hocam. Ha? Bizde bir kişi zayıf almazsın. Evet, genelde cümbür cemaat zayıf alırız. Bu sefer zayıf almak yok kardeşim. İş inada bindi. Hem ayrıca deli midir kesin konuştu. Bir kişi bile zayıf alırsa hepinizi disipline verecek. Bana da hazırlık sınıflarında yağ bal falan sattıracakmış. Yakışır. Ha? Yakışmaz mı? O zaman uzun eşek oynatırsınız. Hocam ne yapacağız? Söyledim ya evladım. Ders çalışacaksınız. Başka yolu yok. İyi de hocam ders çalışmak bize uymaz. Bünyemiz kaldırmaz. Vallahi ben hayal mayal hatırlıyorum. En son ilkokul 3. sınıfta ders çalışmıştım. 4 müydü? Bana hiç kısmet olmadı. Ama merak da etmiyor değilim yani. Şahsen hiç tavsiye etmiyorum. Ne? Ben bir kere sabahlara kadar ders çalıştıydım. Sonuçta gene 0 aldım. Saçmalama evladım. Sabaha kadar ders çalışıp da niye 0 alasın ki? Yanlış derse çalışmışım. Olacak şey değil. Doğru. 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 Hayda! 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 Yok daha neler? Aa! Yok daha neler? Ay inanmıyorum size ya. Çocuklar çok çalışkan ki. Ya niye şaşırıyorsunuz anlamıyorum. Tamam notları pek iyi sayılmaz belki ama en azından dersi çok iyi dinliyorlar. Burada ben dersi anlatırken çıtları bile çıkmıyor. Çok kolay. Can kulağıyla dinliyorlar. Gözlerini bile kırpmadan dersi takip ediyorlar. Yani o derece. Evet. Çocuklar, kim derse kalkmak ister? Bak sen.
bu hoca? Hababama adam etti galiba. Hababam adam olmaz. Hayırdır hocam? Başımıza taş yağacak Bedir Bey. İnanmayacaksınız ama bir kişi bile zayıf not almadı. Nasıl yani? Bakın. Bu ne bu? 95 ne demek? Çocuk 95 almış demek efendim. Kim? Ercüment? Hı-hı. Benim oğlum. Hı-hı. İlk başta ben de inanamadım ama kağıtların hepsi doğru vallahi. Olmaz efendim. Olamaz. Mümkün değil. Bu salağın hayatı boyunca aldığı notları toplasan 95 etmez. İyi ama işte almış Bedri Bey. Hı-hı. Hı-hı. Alamaz diyorum size. Alamaz. Kopya çekmiştir eşşoğal eşek. Babası hariç tabii. Estağfurullah. Aha. 100. Bu da 100. 100. Hepsi 100. Siz manyak mısınız? Hepsi kopya çekmiş bunların. Değiliz efendim. Bu mümkün değil efendim. Sınavdan önce çok detaylı bir arama yaptım. Evet ben de yaptım. Ben de. Ben özel olarak sıraların arasında dolaştım. Çalışınca yapabiliyorlarmış demek ki. Helal olsun Necmi Bey. Bak sözünde durdu. Ha babam sınıfı başarılı oldu. Buraya kadar alçak herifler. Hay Allah. Ödümü kopardınız Bedri Bey. Senin ödünde kopmak için fırsat oluyor be kardeşim. Müsaade edecek misin? Affedersiniz hocam, dersinizi böldük. Çıkarın kopyaları, sürün Osmanlar. Beni boşuna uğraştırmayın. Çıkarın. Ne kopyası babacığım? Gördüğün gibi namusumuzla, şerefimizle sınav alıyoruz burada. Ne namusu? Ne şerefi lan? Sen aç da kıçınla alay et, geri zekalı. Çıkar kopyaları, çıkar. Nereye kopya falan ben? Yok baba, olsa dükkan senin. Yalan söyleme, yalan söyleme. Geri zekalı. Ya çıkar. Baba ne vuruyorsun ya, Allah Allah. Çıkar lan kopyaları. Vallahi yok baba ya. Çıkar lan kopyaları, çıkar. Baba. Rica ederim, vurmayın çıkar. Çocuğa. Bedri Bey yok dedi ya işte. Yok diyecek tabii, yok diyecek tabii. Kopya çeken adam, çıkarıp da kopyayı gösterir mi? Vurma. Çıkar, çıkar bak vallahi billahi bir daha benden haçlık alamazsın ha. Zaten 3 yıldır vermiyorsun ki. Olur eşek, gülmeyin lan. Çekil, çekil. Çıkarın lan. Çıkarın kopyaları diyorum bana. Çıkarın, buralarda bir yerde kopya var. Çıkarın. Nerede lan? Kopyalar nerede? Çıkarın lan. Çıkar. Buraya mı? Nerede lan kopya? Çıkarın. Çıkarın diyorum size kopyayı. Çıkarın lan. Çıkarın kopyayı. Bak, bak vallahi küserime. Çıkarın lan. Aa yeter ama artık. Bedri Bey, bakın sınava engelliyorsunuz. Ne? Engellemeyin de hepsini 90-100 mü alsınlar? Canım alırlar sağ olsunlar. Ne mahsuru var ki bunun? Hem kopyada çekmediklerine göre. Laf! Siz de çok safsınız Fatoş Hanım. Bu haylazlar kopya çekmeden adlarını soyadlarını bile yazamazlar. O kadar da değil Bedri amca. Buyurun bakın, adımı soyadımı ezbere yazdım. Ruhi Özkan. Aferin bu. Özkan kim lan? İyisiniz değil mi? Pardon ya, Öztürk olacaktı. Dalga mı geçiyorsun? Gözünüzü seveyim, sakin olun. Çıkar! Hayır, yapmıyorsunuz. Ama biz bu koşullarda sınav olamıyoruz ki hocam. Evet hocam, dikkatimiz dağılıyor burada. Benimki dağıldı bile. O kadar da çalıştık değil mi arkadaşlar? Evet ya. Evet. Şimdi stresten hepsini unutacağız vallahi ya. Ben unuttum bile. Tamam ulan, tamam. Bu sefer siz kazandınız. Ama bir gün mutlaka suçüstü yakalayacağım sizi. Merak etmeyin. Kusura bakmayın hocam. Mühim değil müdür hanım. Buyurun hocam. Sınıf sizindir. Sana çaktım. Sınıf çok soğuk değil mi? Hayır. Hocam. Yok. Yok yani. Üşümüyoruz. Neden sobayı yakmadınız? Bilakis de üşüyoruz hocam. Üşüyoruz doğru. Şu sobayı yakala. Baba ne yapıyorsun ya? Soyunlar gibiler bakın. Soyun. Aa, odun da varmış içinde. Aa, odun, hem de İskoç odunu. Olamaz. Tüf be, gene yakalandık. Necmi Bey. Buyurunuz Bedri Bey. Kovuldunuz. Kapiş. Kapiş.
Kusura bakmayın hocam. Beceremedik. Diyecek bir şey bulamıyorum. Ben de çok üzgünüm. Hoşça kal Bozali. Kendine iyi bak. Ya hocam, sen o sobanın içine nasıl girdin be? Çocuklara fazla gerek atma sakın ha. Sen çocukları merak etme. Hoşça kal. Öyle ya. Hoşça kalın Hababam sınıfı. Güle güle hocam. Çok özür dilerim hocam. Hepsi benim yüzümden oldu. Özür dilemene gerek yok oğlum. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Öğretmenlerinizi de üzmeyin. Unutmayın. Haylazlık ayrı şey, hayvanlık ayrı. Kendimize benzettik be. Adamcağız bizim için sobaya bile girdi lan. Çok iyi adamdı, çok. Sanki bizden biri gibiydi lan. Ekmeğinden de ettik adamcağızı. Peki böyle gitmesine izin mi vereceğiz akalar? He ya. Ne biçim hababamlıyız lan biz? Ne yapılabilir ki? Ben buldum galiba. Gelin benim. Rabbi mi? Hayda, ne oluyor ya? Bedri Bey, Bedri Bey! Balkonlara, pencerelere tünemişler efendim. Kim tünemiş? Ne diyorsun lan? Hababam sınıfı, atlayacaklarmış. Allah, Eyvah! Şimdi de toplayınlar ha! Evet. Yemin et. Annem babam ölsün ki. Gazla, gazla! Ya durun, çıldırdınız mı siz çocuklar? İnin oradan aşağı. Gelin Bedri Bey'i getirin bize. Çok ciddiyiz. Kim daha deliymiş görelim. Ya Rabbim sen bana sabır ver güzel Allah'ım. Kendilerini öldürecekler beni de. Son kez söylüyorum. Babamı çağırın. Benimkini de. Saçmalamayın. Deliymiş bunlar. Allah diyorum. Gelmeden hiçbir yere kımıldamayız. İşte. Hadi lan geldim işte. Ne alt etmeye çıktınız oraya? Bir isteğimiz var Bedri Bey. Eğer kabul etmezseniz sınıfça aşağı atlayacağız. Evet atlayacağız. Bence blöf yapıyorlar. Peki. Sen bir de bunu dinle gerizekalı. Eğer hemen aşağı inmezseniz ben oraya geleceğim ve hepinizi teker teker aşağı ittireceğim. Nasıl? Uydu mu? Pazarlık edecek durumda değilsin Bedri Bey. Necmi Hoca'nın bir an evvel okula dönmesini istiyoruz. İstiyoruz. Yoksa kendimizi numara sırasıyla aşağıya atacağız. 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 Baba ilk numara benim ona göre ha. Ay ne olur ne olur bir şey yapın Bedri Bey. Gerçekten atlayacakmış gibi bakıyorlar. Sakin ol. Sakin ol Fatoş Hanımcığım. Ben şimdi hallederim. Atlayın lan. Atlamayan tuhaf dur. Tüh be. Yutmadı. Geyik yapmıyoruz baba. Necmi Hoca'yı geri çağır. Bak yoksa şerefsizin evladıyım atlarız aşağıya. Atlarız aşağıya. Ay vallahi atlayacaklar. Atlarız. Lütfen buyurun atlayın. Aha res çekti. Hadi. Fena oluyorum İmran Hanım. Bedri Bey istirham ediyorum. Bana yaklaşmayın. Onlar atlarsa ben de atlarım. Aha Sasan Hoca. Senin ne işin var orada be adam? Çocuklara destek veriyorum görmüyor musun? Doğru söylüyorlar. Necmi Hoca geri dönmeli. Yoksa atarım aşağı kendimi. O atlarsa biz de atlarız. Atlayacağız. Atlayacağız. Delirmişsiniz lan siz. Hepiniz delirmişsiniz. Ay ben de atlayacağım ben de. Bekleyin çocuklar. Gel gel. Sen de gel. Ne oluyor be? Bedri Bey. Bakın bu iş tırmanıyor. Demedi demeyin başınız belaya girecek. Polis, savcılık, televizyoncular, engel olun gözünüzü seveyim. Tamam be tamam. Ha. Allah hepinizi nasıl biliyorsa öyle yapsın. Ulan bir de bana deli diyorsunuz. Hepiniz zır delisiniz be. Çağırın. Yarın gelsin. Alın Necmi'nizi. Başınıza çalın. Allah'ın ruh hastaları. Nasıl yaptık istediğimizi? Allah'ım gül gül gül. Yeter.
Onun hiç mezun olası gelmiyor lan. Zaten mezun olamıyorduk ki salak. Okula bir tane bilardo masası aldırırız herhalde. Yazma televizyon da lazım hocam. Ulan hayatta en çok istediğim şey biliyor musun? Ne bakıyorsun ne lan? Ne vuruyor ben ya? Ben bir de çamaşır makinesi istiyorum agala. Böyle çok ilkel oluyor ya. Ayıpsın Ketem. Sana full otomatik çamaşır makinesi aldıracağız. Sen hiç merak etme. Sen yeter ki iste. Babam tam kıvamına geldi oğlum. Ne istersek aldırırız de bu an. Lan İsmail, sana da bir tane makyaj masası alalım lan. Lazım olur. Emre nerede lan? Bir yere kadar gitti. Birazdan gelecek. Bok gelir. Sabaha anca. Ama o kız da çok güzel bir abicim. Ben olsam en az bir hafta dönmezdim geri. Ne kızı ya? Hangi kız? Balkon Ece. Kırtasiyecinin kızı. Ece mi? Ne Ece'si oğlum? Ayça'ya gitti lavu. Ayça mı? Ayça da kim lan? Nasıl kim ya? Pilav Ayça. Manifaturacının kızı. Vay adi matkap. Onu ne zaman arakladı ki? Sen uyuyorsun oğlum. İğne ipli kalmıştı. Neyse ne. Arada kız araklamış işte. Ne de olsa hızlı delikanlı. Aslanım benim be. Vallahi helal olsun ha. Erkek dediğin böyle oldu. Ne oldu lan? Sen daha uyumadın mı lan? Şişt, matkap. Ne haber lan? Ne oldu? Yat uyu güzelim. Sabaha anlatırım. Yoksa bir bok yiyemedin mi lan? Hadi lan. Bizim adımız ne? Hiç boşum oldu mu lan bugüne kadar? Ha? Oğlum hadi nasıldı anlatsana. Süperdi oğlum. Sütün özlemden bile iyi çıktı manita. Oh be abi. Ne diyorsun? Ulan hepiniz sapıksınız ha. Lan sanki sen değilsin ha. Evet, hadi oğlum feci uykum var. Hadi yat sen ne olur. Maceranın yarın tamamını anlatacağım. Tamam be. İlla bu işkence yapacaksın değil mi? Tamam sabah söz anlatacağım ayrıntılarıyla. Söz mü? Söz. Ay. Başka yerden girip çıkamaz mısın? Dondum be. İsmail ne yapıyorsun lan? Alo. Ne oldu oğlum? Sen ağlıyor musun yoksa? İsmail, ne biçim bakıyorsun öyle abicim? Allah! Ne oluyor lan? Aha kavga çıktı. Şşt, ayıptır beyler. Yapma Bakın, kardeşim. Oğlum, şş, ne oluyor lan? Ne bileyim lan? Durup dururken vurdu manyak. Arzu! Hayatım ne olur dur. Vallahi sevgilim sandığın gibi değil. Açıklamama izin verdi. Dur bekle sevgili. Dokunma bana hayvanım. Dokunma. Emin ediyorum seni her şeyden çok seviyorum. Allah Allah. Bir bu eksikti. Allah cezanızı versin. Godoş herifler. Arzu! Arzu! Arzu ne olur durur musun hayatım? Yok kolumu Emre. Arzu! Koyacak bir şeyimiz vallahi kalmadı. Vallahi billahi sandığın gibi değil. Göründüğü gibi değil. Ne olur müsaade et ya anlatayım aşkım ya. Neyi anlatacaksın? Balkon Ece'yi nasıl tamladığını mı? Ha? Sütün Özlem'le nasıl öpüştüğünü mü? Bak yemin ediyorum hepsi yalan hayatım. O kızların hepsi uydurma. Madem sadık kalamayacak. Niye söz verdin bana Emre? Neden? Çocukları eğlendirmek için sıktım o palavraları hayatım. Sana söyleyecektim. Akşamları çalışıyorum ben.
okul parasını denkleştirmek için taksicilik yapıyorum. Yuh be! Bari bu durumda yalan söyleme şerefsiz herif. Yazıklar olsun sana. Arzu! Arzu! Tüh be! Yutmadım Manita. Tabii yutmaz abi. Çok kötü salladı enayi. Ulan bir çuval indir berbat oldu be. Kız İsmail, kız çıktı ya. Ölümü görün doğruyu söyleyin lan. Aranızda başka kız var mı ha? Erkeklik hormonuna testosteron, dişilik hormonuna ise östrojen denir çocuklar. Peki ne işe yarar bu hormonlar? Hı? Bu hormonlar cinsel isteğin kaynağıdır. Hatta diyebilirim ki insanın aşık olmasını sağlayan şey de aslında salgıladığı bu hormonlardır çocuklar. Kurma oğlum. Kurma zarı. Nereye lan? Çıkıyorum. Oğlum bu halde nasıl zamparalık yapacaksın? Boş ver bence. Zamparalığa değil. İşim var. Ne işin var be Emre abi? Ha? Part time bir iş. Ne? Ne part time lan? Ne? Ben akşamları taksiye çıkıyorum arkadaşlar. Ne? Hadi lan, atıyorsun. Vallahi mı? Nasıl yani taksi? Bildiğiniz sarı taksi işte. Pederin işleri harbiden çok kötü. En azından okul parasını çıkarmaya çalışıyorum. Zaten doğru dürüst okuduğumuz yok. Bari adama yük olmayalım. Ne diyorsun be abi? O bahçede salladıkların doğru muydu yani? Kusura bakmayın çocuklar. Sizi kandırmak istemezdim. Peki ya kırtasiyecinin kızı? Yalandı. Manifaturacının kızı. Tanışmadık bile. Vay hadi. Kekliyor muydun lan bizi? Ne yapayım lan? Çok eğleniyordunuz. Mavra'yı bozmak istemedim. Neyse. 12'de ben arabayı alacağım. Görüşürüz. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Bu da sizinki hocam. Şekersiz, açık, limonsuz, tatsız tutsuz, şahsiyetsiz. Teşekkür ederim. Buyurun hocam. Necmi Bey, sizin çocuklar nerede? Hangi çocuklar efendim? Ha baba. Ne? Sınıf bomboşta. Tuvalette sigara içen de yok. Allah Allah. Siz de mi bilmiyorsunuz? Bilmiyorum vallahi hocam. Ama bulurum şimdi, merak etmeyin. Boş verin be hocam. Madem kaybolmuşlar, bırakalım öyle kalsın haylazlar. Olur mu şey canım? Biliyor musunuz arkadaşlar, okula müfettiş gelmiş diyorlar. Müfettiş mi gelmiş? Evet, müfettiş. Bakka, oğlum bu kadar üzme be kendini. Barışırsınız nasıl olsa. Babayı barışırız. Benim tanıdığım Arzu bir daha asla barışmaz. Vallahi ben de olsam barışmazdım. Oh, doğru söylüyorsun lan Beberoğlu. Boş ver be abi, sana kızmıyor. Kimse Arzu'nun yerini tutamaz Sebastian. Emre! Oğlum sen bu kıza harbiden aşıksın lan. Ne zannettin oğlum? Hem de manyak gibi. Ama o benden nefret ediyor. Öyle deme lan. O da sana aşık bence. Aşıktır tabii oğlum. Aşık olmasa erkek kılığına girip de günlerce bizim gibi hayvanların arasında yaşar mıydı kardeşim? Değil mi lan? Belgesel çeker gibi. Helal olsun ama. Çok iyi rol yaptı kız. Hepimize yedirdi İsmail ayaklarını. Kimin sevgilisi? Emre'nin değil miydi? Selamun aleyküm millet. Bakın burada kim var? Gel 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 gel. İsmail. Bravo, bravo.
elinize şu bereti. Niye saklıyorsunuz ha? Kusura bakmayın hocam. Alışkanlık işte. Ver bakayım şunu ver. Sana yakışmıyor. Ayrıca içmiyorsun madem. En iyisi iç başlama evladım. Oo, kız İsmail. Bakıyorum ameliyatın gayet başarılı geçmiş ha. Ya görüyor musunuz başımıza gelenleri hocam? Kız İsmail meğerse İsmail falan değilmiş. Oldu canım. Selam söyle. Çekil bakayım şöyle. Biz de bu yollardan geçtik evladım zamanında. Hocam, anneme söylemezsiniz değil mi? Otur kızım, otur. Söyleseydik şimdiye kadar 40 defa söylerdik herhalde değil mi? Nasıl? Biliyor muydunuz yani? Ne o? Çok mu şaşırdın? Şoför Nebahat. En uyanık sensin değil mi? Ne var bakayım bunun içinde? Portakal suyu hocam. Ya bayılırım portakal suyuna. Ver bakayım şunu, ver bakayım ver. Oh be, pek güzel bir portakal suyuymuş. Yarasın hocam. Ya burası çok duman, boğulacağız. Açın şu pencereyi ya. Hocam, aç, aç. Ne? Aç, aç, aç. Bir fırt daha alır mısınız? Hatırım evet. için. Ulan kafanı kırarım da, hatırını kırmam. Hadi, hadi şöyle be. Kerem hocam, Kerem hocam, Kerem hocam, yürü. Altın yılını yaşıyor desem yeridir yani müfettiş hanım. Niye? Yoksa ababam sınıfını kapattınız mı? Yok, kapatmadık. Ama disiplin konusunda çok büyük atılımlar yaptık diyebilirim. Hadi hadi atma. Bu okulda disiplin ne gezer? Vallahi atmıyorum müfettiş hanım. İskoçya'dan süper bir rehberlik hocası getirdik. Olayı anında çözdü. İskoçya'dan mı? Hangi İskoçya? Bizim İskoçya efendim. Hatta adamın kareli eteği bile var. Hatta profesör ve çoluk çocuk uzmanı. Gerçek bir animalok. Hatta bir huri sanki. Bedret, ne anlatıyorsun sen evladım? Kafan mı iyi? Efendim, kısacası diyorum ki sizin hababam sınıfı çok değişti yani. Mum gibi oldu keratalar. Hadi, hadi git işine. Hababam sınıfı değişmez. Ama değişti. Değil mi müdür hanım? Bir miktar değişiklik söz konusu oldu tabii. Vallahi hiç kusura bakmayın müdür hanım. Ben de eski hababamlıyım. Onun için gözümle görmeden inanmam. Tamam, buyurun. Görürüm falan. Göremiyorum efendim. Göremezsiniz efendim. Çünkü yoklar. Ne oluyor ya? Yangın var. Yangın var. Çatı yanıyor. Çatı yanıyor. Çatı yanıyor. Allah! Yanıyoruz. Yanıyor mu? Yanıyoruz. Neresi yanıyor? Bas basla yangını söndürür. Koş çabuk çatıya su getir. Koş. Ben geldim ya Rabbi. Everybody. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ına emanet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ına emanet. Burası da asfalt değil Halim, Allah bir hayda! İskoç Hoca çökertme oynuyor! Aman yarabbim! Arzu! Arzu kim? Kızı! Söndü mü? Söndü mü? Söndü mü? Ah! Nikotin! Alkol! Aa! Aa! Güdük Necmi! 984 Ayşe! Sen nereden çıktın kız? Milli Eğitim Bakanlığından! Eyvah! Sakın müfettiş oldum demek küslerim! Sen de sakın İskoçya'dan geldim demek çizerim ha. Geldik geldik gideceğiz merak etmeyin. Hay Allah. Bir yanlış anlama oldu galiba. Üzme bu kadar kendini. Boş ver be gidip. Hem senin bir suçun yok ki. Hadi be. Tamam tamam var. Ama bütün suç da sende değildir herhalde canım. Peki ya kimde? Kimde olacak? Tabii ki bende. Ne münasebet hocam. Sizin tek kabahatiniz bizden yardım istemek oldu.
Daha doğrusu benden. Ne olacak peki şimdi? Ne olacağı var mı? Kesin satacaktır okulu bu kez. Hiçbir kuvvet durduramayacaktır artık onu. Yazık olacak bunca çocuğa öğretmeni. Yazık. Yazık, başaramadık işte. Her şey bitti beyler. Yani game over. Meğer bu birlikte son senemizmiş arkadaşlar. Ben de köye dönerim artık. Ben de. Ben de uşağı. Memleketime giderim herhalde. Benim gidecek bir yerim bile yok lan. Yıllardır eve hiç uğramadım. Sizin haberiniz yok ama yazları da burada kalıyorum. Ne salak herifleriz lan biz. Her şeyi yüzümüze gözümüze bulaştırdık be. Gelmiş geçmiş en gerzek hababam sınıfı bizizdir herhalde. Gerzek de laf mı be? Resmen ahmağız biz. Nereden çıktı lan bu araba şimdi? Harbiden satmış galiba lan okulu. Nasıl ya? Ercü? Ercüment! Gel buraya! Gel! Gel buraya. Ne oluyor ya? Nasıl? Güzel araba değil mi? Al. Bir de plazma TV. Sana aldım. Bir de 3 yıldır harçlık vermiyor diyordum. Al. Al gözüne dizine dursun hadi. Okulu sattın mı baba? Satıyorum. Artık kesenin ağzını açtım. Nasıl satarsın baba? Senin aklın böyle şeylere ermez. Al şunu. Al şunu diyorum sana. Hadi. Benim senin gibi babam yok artık. Ercümen. Ercümen. Bak oğlum Ercümen. İsyan ha? İsyan. Ben size gösteririm. İsyan ha? Paranın tamamını nakit istiyorum. Sizinle kardeşim çeklemekle uğraşamam ben. Karşılığı maşılığı çıkmaz. Tamam. Saat 3'te noterde buluşuyoruz. Alo. Ne oluyor ya? Ya sen ne yaptığını zannediyorsun Bedri Efendi? Ne yapıyormuşum? Okulu satıyorum. Burası bir tarih be adam. Sen nasıl satmaya kalkarsın bir tarihi? Nasıl yıktırırsın bu okulu? Niye ya? Mal benim değil mi kardeşim? Şimdi beni iyi dinle Bedri Efendi. Mal elbette senin. Ama burası bir okul. Burası bir yuva. Ticarethane değil. Sırf para kazanmak, zengin olmak uğruna bir okulu yıktırıp satamazsın. Burayı satmak, yıkmak demek bir tarihi. Bunca öğretmeni, bunca talebeyi de satmak, yıkmak demektir. Eğitimle parayı nasıl aynı kefeye koyarsın? Kaldı ki sen hiç talebe olmadın mı? O sıralarda hiç oturmadın mı? Hiç haylazlık yapmadın mı? Hem haylazlık yüzünden okullar kapatılsa memlekette okul kalmazdı be adam. Biz de hocalarımızı az çektirmedik. Ama hayata geç atılmakta da yaptıklarımızın bedelini zaten gene kendimiz ödedik. O gün şikayetçi olan o haylaz talebelerden bugün ne kadar güzel, ne kadar başarılı insanlar çıktı biliyor musun sen? Yapma Bedri Efendi. Ateşle oynama. Aman ha. Bu okulu yıkarsan sadece bu çocukları değil, ta babanın zamanından beri yetişmiş olan herkesi alacaksın karşına. Yaşadığın sürece ömrünün sonuna kadar iki ellerin yakanda olacak. Kapiş? Hadi şimdi ne halin varsa gör. Thank you.
Al. Sen de al. Ben sen de al. Diyeyim. Al. Sağ ol. Kötü Kenan. Sen de al. Bunun için kavga etmeye değmezdi be arkadaşım. Sağ ol arkadaşım. Sizden kıymetli mi? Zaten size kaptıracağım diye korkmadan okumanın tadı mı olur lan? Al. Aa, sağ ol baba ya. Vallahi bu fıstıklara baktıkça hep seni hatırlayacağım ha. Oha, terbiyesizleşme lan hayvan. Bakıyorum toplanmışsınız ha. Ah ulan ah. Biraz adam olsaydınız. Haytalığı bir kenara bıraksaydınız. Aklınızı başınıza toplayıp iki satır bir şey öğrenseydiniz fena mı olurdu ha? Öğrenmenin yaşı yoktur derler. Mesela ben bu yaşımda çık şöyle. Çok önemli bir şey öğrendim. Biri gözümü açtı. Hayatta her şey para değilmiş. Ama çok da güzel sesi var be namussuzun değil mi? Neyse. Hiçbiriniz bir yere gitmiyorsunuz beyler. Okul sizindir. Tepe tepe kullanın. Hatta isterseniz tuş uzunu kurun. Aa, yani okulu satmıyor musun baba? Satmıyorum lan. Aa. Sırf sana inat satmıyorum. Bundan 30 sene sonra sen buranın başına geçtiğinde göreceğiz bakalım. Sana ne lakap takacaklar. Tamam. 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 Canım babacığım seni çok seviyorum. Çekil lan. O ne lan? Ver bakayım şunu. O ne lan? Okulda böyle şeylerin yasak olduğunu bilmiyor musun? Acısıyla tatlısıyla bir senenin daha sonuna geldik. Bu sene biliyorsunuz, neredeyse okulumuzun kapanmasına sebep oluyordu. Ama Bedri hocamız sayesinde hepimiz yine beraberiz. Kendisine huzurlarınızda bütün okul adına teşekkür ediyorum. Bir dakika. Hazır bütün Hababam sınıfı buradayken çıkarın kağıtları yazılı yapacağım. Şaka ya. Hocam. Şaka ya. Şaka. Ve şimdi de Güdük Necmi ustamızın sahneye koyduğu gecemizin ilk gösterisini izleyelim. Thank you.